Evimizde, e, özellikle bu programda hayatınızı kolaylaştıracak, ağrılarınızı sizden uzaklaştıracak tarifler var. Bel ve diz ağrınız varsa kulağınız, gözünüz bizde olsun. Hocamın Onun içinde yine Allah'ın bir, bir nimeti var. neden yararlanacağız? Elmadan yararlanacağız. Ne yaptık bu elmayı? Vakitten kazanalım diye koyduk, kaynattık. İyi, i̇yice lapa gibi olacak haşladık şimdi. elmayı. Ha, haşladık. Nur Hanım şöyle geçmemiz lazım. Bir zahmet gelir misiniz? Hemen burada yapıverelim. Hocam. Çayım burada kalsın. Biraz sonra döneceğim. <laughs> <laughs> Şifa olsun hocam. O kadar yaptınız. Kalbimize iyi geliyor dedik. Biz program başından beri ne söylüyoruz? İçmediğimiz, denemediğimiz, hiçbir yemediğimiz şeyi, hiçbir şey şeyi bu size programda size vermiyoruz. Diyorsun. Yani yalandan hani içinde programı şu da olsun, şunu da koyalım falan demiyoruz. Bakın yaptığımız çayı ben içtim. E, yaptığımız e, tarifleri hocam evinde uyguluyor. Yani Aynen mutlaka öyle. evimizde uyguladığımız tarifler. Kendimize uygulamadığımız, kendimize yapmadığımız hiçbir şeyi yapmıyoruz. Ben size bir itirafta bulunayım. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Anneme uygulardım yaşlılarla ilgili şeyler ne olacak ne bitecek diye anneme uygulardım yaşlılarda. <laughs> Biraz daha şeyleri kendime Allah uygulardım. Eylesin. Gençlerdekini kızıma uygulardım, çocuklardakini kızıma uygulardım. Yani size uygulamadığımız şeyi anlatmıyoruz. Şimdi elmayı güzelce kaynattık. İyice yumuşacık hale getirdik. Bakın böyle ezdik. Yalnız burada dikkat edeceğiniz şey sıcaklığını kontrol ediniz. Sıcak olacak ama yakmayacak. Bir daha söyleyeyim. Sıcak olacak ama yakmayacak. Ona dikkat edeceksiniz. Bunun içine ne koyuyoruz? Eğer bulabilirseniz bir yemek kaşığı kadar kantonlu ozon yağı koyuyoruz. Bulabilirseniz. Bulamadım ben. Sadece sızma zeytinyağı koyacaksınız. Elma ve sızma zeytinyağı. Ama nasıl olacak? Sıcak olacak. Ne kadar sıcak? Dayanabildiğin kadar sıcak. Ne kadar kantonun yağı ya da zeytinyağı? Bir çorba kaşığı kadar kantonun ya da zeytinyağı koyduk. Bunun iç üstüne bir yemek kaşığı kadar da karabiber koyacağız. Şöyle karabiberi de şöyle dökelim. Karabiber de ne yapacak? Oradaki kanlanmayı arttıracak. Sonra bunu şöyle bir streç alacağız. Karabiber oradaki ısıyı arttıracak Aynen. değil mi hocam? Hafif yakacak. Yakaraktan ya Ha benim ona karşı alerjim var diyenler yapmasınlar. Alerjisi olmayanlar yapacaklar. Şöyle bir site için açacağız. Ya da bir naylon torbaya da olabilir. Hangisi kolayınıza gelirse. Bu lapanın bu lapanın şu şey kısmını karabiberli kısmını cildinize gelecek şekilde koyacağız. Bakın şöyle koyduk. Bakın kantonlu ve karabiberli olan kısmı etinize gelecek. Yani şu şekilde Saracaksınız cildinize. Bunu güzelce sardığınız zaman, sardığınız zaman o bölgede kanlanma artacak. Ne kadar duracak? Sıcaklığı geçene kadar duracak. Bunu güzelce sarın, üstüne de bir, bir bez sarın ya da yün sarın, yani bir atkı gibi bir, bir şey, şal gibi bir şey sarın. O sıcaklığı iyice geçene kadar dursun. Yalnız tek istediğim sarmadan önce şöyle kontrol edeceksiniz. Neyi kontrol edeceksiniz? aşırı sıcak olup da yakmasın orayı. Sustun ha. Seyircimiz çok etkiledi. Sen hiç <laughs> devreye girmiyorsun. Bak, Benim şöyle ne güzel motive ediyordu. Şimdi konuşmuyorsun. Aa, evet hocam. Bence konuş hayır. abla ya öyle değil. Aa, lütfen, hayır lütfen. hocam olur mu öyle şey? O kadar güzel anlatıyorsunuz ki sizi dinliyor. Peki dinliyoruz. tamam. Bak susmamı da sevmiyorsunuz. Bence de Hocam Karşı bu dünya sonunda. böyle sussanız bir dert Konuşsanız <laughs> ayrı bir dert Çok güzel anlattığınız için sustum Şimdi şeyi düşünüyorum hocam ee, Dediğiniz çok doğru onun ısısını çok iyi ayarlamak lazım evet. Allah göstermesin teni yakabilir. yakabilir Onun ısısını doğru ara, Ayarladığınızda Oradaki ağrıların nasıl çözüldüğünü Zaten siz uyguladıkça göreceksiniz Peki nasıl çözülecek Damarı genişletecek Geniş, Damar genişleyince ne olacak kan gelecek Kan gelince ne gelecek can gelecek kanın içinde tedavi edici şeyler de var. Bakın kan ve damar o kadar önemli ki. Siz şimdi hapı yutuyorsunuz bir diyelim ki diz ağrınız için bir hap verdik size. Ya, ağır kesin. Yuttuk ya da zerdeçal hapı yuttunuz ya da zeytin yaprağı yuttunuz. Şimdi bu yuttunuz mideye gelir gelmez beyne emir gidiyor. Diyor ki sahibim değişik bir şey yolladı buraya ben bunu ne yapayım. Sen onu diyor bağırsaklara yolla diyor bağırsaklara. Beyinden emir geldi bağırsaklara gitti bağırsaklara emir geliyor. Diyor ki soruyor beyne ne, ne yapalım? Sen onu diyor hemen kanın içine çek karaciğere yolla diyor. Hemen karaciğere geliyor. Kanın içine çekiyor etken yani zerdeçal ya da ağrı kesici. Karaciğere diyor ki ne yapayım ben bunu diyor. Buraya bir şey geldi değişik bir şey. Sahibim onu diyor dizi için yuttu diyor. Sen onu dize yolla. Niçin önemli bu? Eğer aldığınız şeye inanmazsanız Beyin diyor ki sahibim onu hiç sevmedi götün onu çöpe at hemen büyük abdese ver diyor. Beyin. Ama beyin eğer sen onu inanarak isteyerek bana şifa olacak diye alırsan da diyor ki sahibim onu diyor dizi için yuttu sen onu diz eklemine nasıl gönderecek? Damar yoluyla gönderecek. İşte damar yoluyla gelebilmesi için de damarın genişlemesi lazım sıcak etkisiyle. Damarın genişlemesi lazım, açılması lazım sarımsak limonla. İşte o yüzden yapacağınız şeye inanmanız çok önemli. Gittiğiniz doktorunuza inanmanız çok önemli. Gittiğiniz doktor bir sürü şey söyledi. Eğer siz o doktorun dediklerine inanıp güvenmiyorsanız sakın devam etmeyin o şey. Peki. Bunu sıcak sıcakta da yaptınız, sardınız, çıkardınız, kurladınız. Sanıp e, limon ve zeytinyağını sürdünüz. Biraz da o eklemi çalıştırıcı hareketler yapacaksınız. Dize egzersizleri yaptınız mı ...bu şeydeki de çok rahat edersiniz... ...çok güzel olur... ...sakın ihmal etmeyin... ...çok güzel, mükemmel bir karışımdır... ...şimdi özellikle kış aylarında... ...astım hastalığı olanlar çok zorlanıyorlar... ...nefes evet. darlığı olanlar çok zorlanıyorlar... ...şimdi hem nefes darlığınızın... ...giderilmesine yardımcı olacak... ...hem de astım hastalığınızda... ...şifa olmasını umut ettiğimiz bir tarifimiz var... ...evet bu tarifi özellikle söylüyorum... ...ne olursunuz bunu kendiniz yapınız... ...her yerde bulabileceksiniz... Şimdi bulabilir miyim? Bulabilirsiniz. Ben bunu Putfağa gelin doğru geçelim. doğru geçiyoruz. Ha. Peki. Çankırımızın, e, pardon. E, Çamlı Deremizin, Çamlı Deremizin, Ankara'mızın Çamlı Deresi'nin Aluç Dağı var. O dağdan topladık biz bunları. Bakın daha bulabilirsiniz. Böyle kozalaklarımız. Kozalak. var. Kozalaklarımız var. Bunu biraz daha böyle açılmamışları bak şöyle açılmışlarından ziyade şöyle açılmışlarından biraz daha açılmamışlardan bulacaksınız. Bakın bu tam açılmış. Vallahi mesela. hocam bir şey söyleyeyim mi? Hanımlar mesela kozalağın bu işe yaradığını bilmiyorum ama mesela hanımlar bu konuda çok maharetli kozalakları bunu süslüyorlar, boyuyorlar, süslüyorlar, boyuyorlar doğru. Peçetelikler Çok marifetler yapıyorlar, var. Evet. E, sofra süsleri yapıyorlar. Bunlar bakın da çok böyle güzelmiş evet. ama. Şimdi bunları ne yapacaksınız? Yalnız güzelce bir yıkayacaksınız. Tamam. yıkadınız. Biz yıkadık güzelce, hazırladık. Heh. bunu ile bakın bu da 10 tane 2 4 6 8 10 tane kozalağı Orta boy kozalaklarda bunlar. Dediğim gibi şöyle tam açılmamışlarından tercih ederseniz daha iyi oluyor. Bakın şöyleleri. Bak böyle Bunlar deniyor. ne güzel hocam çocuğum Çok güzel İşte işte bunlar tam bize şifa verecek kozalaklar. Çamlı mi? Çamlı dere Aluç Dağı'ndan. Aluç Dağı'ndan. Belediye başkanıma çok saygılarımız gönderiyorum. Kendisinin bize çok büyük desteği oldu. Orada bize bu yardımcı oldu. Orada da şeyden o Ormandan, Aluç topladık Sayın bunları. Sayın Başkanımıza sevgiler, Çok sevgiler, saygılar, bizden saygılar gönderiyoruz. hayatta her Çamlı şey Dere. var ekibinden. Çamlıdere evet. Belediye Başkanımız. Belediye başkanımıza saygılar gönderiyoruz. Şimdi 10 tane kozalağımızı koyduk. Bunun içine 10 bardak da su koyacağız. Bakın. Yani bire bir ölçüyüz. Evet. evet. Bir kozalağa bir su bardağı. Evet. Bunu içine yarım da limon suyu koyacağız. Şöyle limonumuzu da sıkacağız. Altını açıyorum hocam. Açıyoruz açıyoruz. Hocam kozalak ilk defa duyuyorum. Ama o kadar mucize değil. ki, o kadar mucize ki, o kadar faydalı ki şaşıracaksınız. Bakın zaten reklamlarda da bir sürü bu kozalaklarla ilgili şuruplar var, şunlar var, bunlar. Bence hazırına yapmayınız. İşte size güzeli, işte size kendinizin gözünüze yapacağınız hazır büyük nimet. Şimdi... Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Piyasadakilerin çoğu şekerle yapılıyor. Şekerle yapılanları şeker hastaları kullanamıyor. E onlar ne yapacak peki? Hmm. İşte bunda hiç şeker yok. Bakın çok güzel olacak. Bunu güzelce 10 tanesini yaklaşık 1 bir saat 1,5 bir saat kadar kaynayacak. Ne kadar kaynayacak? Onu şöyle anlayacaksınız. Bunlar şöyle biraz yumuşayacak. Bak şu anda sert. Yumuşayana kadar kaynayacak. 1 bir saat 1,5 bir saat kaynayacak. Kaynadıktan sonra bunları şöyle biraz ezeceksiniz bu kozalakları. Ezeceksiniz. Sonra süzeceksiniz bunu süzdünüz. Ben şeker hastası değilim, o zaman balla karıştır kardeşim. Hmm, tat ben, heh, ben şeker hastasıyım, sakın bal koyma. Bundan gün boyu iki bardak iç, üç bardak iç, dört bardak iç, ne kadar içersen iç. Nefesinin rahatladığını. Bende alerjik astım var, astımın rahatladığını. Ben de bu koronaya karşı sıkıntılar oluyor. Benim akciğerime gelirmiş hocam diyorsan koruyucu olarak. Hiçbir zararı, hiçbir yani tek zararı bana kozalak alerji yapıyorsa o başka Hocam zararı peki zararı. Hocam bir anlamadığım bir şey var. Yani bu kozalağın içerisinde nasıl bir şey var i̇şte ki neye bunu geliyor? Şimdi, şimdi anlatıyorum. İçindeki etken maddeler sizin akciğerlerinizi bronşları genişletiyor, rahatlatıyor. birçok öksürük şuruplarının içinde bunlar var birçok amfizem ilaçlarından bütün şey ilaçların içinde bunlar var. Bundan elde eden maddeler var. Şimdi fitoterapi öyle bir bilim ki şaşırıyorsunuz. Ben şimdi sizin bunun içinde bir sürü etken maddeleri sayarım ama onunla sayıp ben beyin karıştırmak istemiyorum. Bir de sadece için. sadece bunların içindeki nimetlerin çok faydalı olduğunu söylüyorum. Hemen hemen her şeyi kendiniz yapmasında yarar var diyorum. Bak mesela piyasadakilerin hepsi şekerli. Ben ölelerine saygı duyuyorum, yapanlara hiç 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 kötü yapıyorlar demiyorum, saygı duyuyorum. Ama kendiniz yaparsanız daha kolay olur, daha iyi olur. Hocam, diyorum. affedersiniz bir şey söyleyeceğim. Evet. Ama şuna saygı duymuyorum. Yani bu programdan görüntüleri alıp da ya, hocamın, ya, benim ya, ayrı ya. ayrı görüntülerimizi kullanıp Çok çok yüreğim yanık. satmaya evet, çalışan evet, o evet. ahlaksızlara saygı duymuyorum. Maalesef, hocam. maalesef. Onu söylemeden maalesef. geçemeyeceğim. Söyledim, Lütfen. Ne olur, kardeşim, hiçbir aştın. ürünle ilgimiz yoktur. Yok, ne olursunuz? Vallahi billahi yok ne olursunuz bunu dikkat edin Bu bir vebaldir çünkü evet, bizim ve siz burada... de ne olur itimat etmeyin öyle bir şeyle zayıflayan bir şeyle yapılan evet, çünkü aynen. hayat dediğiniz aynen. şey bir ahenkle ilerler aynen. Aynen. yediğin içtiğin çok önemlidir.